Dünya, Haziran ayında Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük protestolardan bazılarına tanık oldu. Hiç kimse devletin ve yetkililerin gösterilere verdiği tepkiyi beklemiyordu. 130 bin gaz kapsülü kullanıldı, yaklaşık 5 bin kişi gözaltına alındı ve 8 bin kişi yaralandı. Uluslararası Af Örgütü'nün en son raporu, barışçıl göstericilerin ödemek zorunda kaldığı ağır bedeli ve adalet için verdikleri mücadeleyi belgeliyor. Nefret ediyorum. Yani tamam, yani bunlar nasıl yani bana böyle bir şey yapabilir? Hakan Yaman, 3 Haziran'da işten eve giderken polisin saldırısına uğradığında protestolara katılmıyordu. Yaman, saldırının olduğu yere ilk defa geri geliyor. Dolayısıyla tam şurada Toma aracı köşeden çıktı gibi tazikli su soktu önce bana. Arkasında polisler çıktı. Gaz bombası attı, sağ karın boşluğuma değdi. 5 tane çevik kuvvet, 1 tane sivil polis yerde darp ediyorlar yani. Kendimi bile hissettim, götürüp en son orada ateşe bırakmışım. Yani yerde çekerken de sivil polis herhalde bir gözümü çıkarttı. Hiçbir yetkili hakkında dava açılmadı ve hiç tazminat ödenmedi. Türkiye'de polis neredeyse hiç cezalandırılmıyor. Yakalanması, yani bana burada bunu yapanların yakalanıp en ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum. En çok istediğim şey bu. Çünkü hiçbir insan bunu hak etmemiştir yani. Yani gözümün çıkarıldığı yer şurası yani. Hayatımız bayağı bir zorlaştı. Eşim çalışamıyor. Yani artık hani eve bir gelirim yok. Yani her şey sorun. Yani şu an bilmiyorum hani nasıl üstesinden geliriz. Nasıl düzelir bilmiyorum. Yani inşallah düzelir. Polis, Hakan'ın durumunda olduğu gibi birçok kişiye fiziksel şiddet uygulamanın yanı sıra göstericilere yönelik rastgele gaz bombası, plastik mermi ve başka silahlar kullandı. Bu kişilerin büyük çoğunluğu herhangi bir tehdit oluşturmuyordu. Polisin kullandığı gerçekten orantısız bir şiddet vardı. Biz gayet yasal hakkımızı kullanarak eylemimizi gerçekleştiriyorduk ama onlar yasal bir şekilde bize müdahale etmediler. Benim de gözümün bu durumda olmasının sebebi bu orantısız şiddet olmuştur. Hülya Aslan ve annesi 11 Haziran'da protestolara katılmak amacıyla Gezi Parkı'nda kamp yapıyordu. O sabah İstanbul valisi parka polis müdahalesi olmayacağına dair güvence vermişti ve binlerce kişi barışçıl protesto haklarını kullanmak üzere oradaydı. Hani gerçekten çok büyük bir kalabalık vardı. Çocuklar, yaşlılar bile vardı. Hani bunu göze alarak biz düşündük. Ama 11 Haziran akşamı saat 8.30, 9 civarında zaten olaylar başladı. Sakin olun! Sakin olun! Sakin olun! Biber gazı sıktılar buraya, kapsülü sıktılar. Onunla birlikte ses bombaları, çadırlarımız varken... Onunla birlikte plastik mermiler. Ve zaten o arada ışıklar karardı. Korku filmi gibiydi. Hani yüzüm gözümden kanlar akıyordu. Ne öyle bir yerden vurulmuşum ki ne nefes alabiliyorum. Ağzımdan, burnumdan, kulaklarımdan kan geliyordu artık. Ben ilk iş günümde hani o işi o kadar uzun zamandır bekliyorum. Benim iş hayatımı etkiledi. Benim psikolojimi etkiledi. Normal yaşam tarzımı bile etkiledi. Hani bu kazadan öncesi gibi hayattan tad alamıyorum. Çünkü bir eksikliğimin olduğunu hissediyorum. Yolda yürürken hissediyorum, evdeyken hissediyorum. Protez gözümde olduğu zaman bunu hissediyorum. Sürekli kaygılar yaşıyorum. Hülya'nın vurulmasından 5 gün sonra gazeteci Gökhan Biçici polis tarafından dövüldü. Ve resmi olarak tutuklanmadan saatlerce alıkondu. Biçici sorumluların en üst düzeydeki yetkililer olduğunu ifade ediyor. İşte burada oldu, tam şu arkada gördüğünüz yerde oldu. O vurulunca yani diğer polisler de geldiler ve
O diğerlerine şey diye seslendi. Alın bunu götürün bir yere, işini bitirin. O çekimler olmasaydı biz belki burada olmayacaktık. Orada ben tabii artık hayatın tehlike altına aldığını hissettim. Çünkü benzer durumda hayatını kaybeden gazeteciler var Türkiye'de. Ve orada direndim. Hani direndim ve seslendim insanlara. Ben gazeteciyim. İşkence yapıyorlar. Bana sahip çıkın, yardımcı olun diye. O andan itibaren onlar vurmaya devam ediyor. Yerleri sürüklemeye devam ediyorlar. Sonra o Ramada Otel'in oradaki gözaltı otobüsüne bindirdiler. Bindirir bindirmezdi beni götüren polis ki yüzüme bir yumruk attı. Bütün bu gezi olaylarında, gezi direnişinde devlet işkenceyi sokağa taşıdı. Hatta başbakan en üst düzeyde polise talimatı kim verdi diyorlar, ben verdim dedi. Aslında üstlendi, suçu üstlendi. Bu aynı zamanda kendisine bağlı polis teşkilatını motive etme amaçlı bir çıkışlı bir söylendi. Şimdi o bunu yapınca Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı gelip senin basın kartına bakıp sökme hakkını kendinde buluyor. Diye ondan bir alt amir işte resimlerini silme, zorla alma, hatta vurma hakkını kendinde buluyor. Bizim de derdimiz yukarının hesap vermesi, cezalandırılması, sorumluluklarının gereğini yerine getirmesini sağlanması. Polisin ve yetkililerin bu şekilde hareket etmemesi gerektiği gayet açık. Yasalara aykırı davrandıkları durumlarda sorumluların yargı önüne çıkarılması gerekiyor. Bu suçlar kesinlikle cezasız kalmamalı ve tekrarlanmalarına da izin verilmemeli.